Estağfirullahel-Azîmel-Kerîmel-Lezî lâ ilâhe illâ hu el-Hayyel-Gayyûme ve etûbu ileyh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fi kalbihi muhabbetullah. فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ اَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem müminler, geçen dersimizde Müslümanlar olarak, müminler olarak yeryüzündeki insanların çeşitli inancı, çeşitli dinleri, inançları, düşünceleri paylaşan insanların içinde Müslümanların tavrı ne olacak? Müslümanların tutumu ne olacak? Müslümanların davranışları nasıl olacak? Bu konuyu geçen ders okuduğum ayet-i kerimenin etrafında toparlamaya çalışmıştık. Bazı gelişmeler oldu, bazı durumlar ortaya çıktı. Bugün de yine bu ayet-i kerimenin etrafında bazı tefsirleri, izahları meydana gelen hadiselerle irtibatlandırarak arz etmeye devam edeyim. Geçen ders, geçen hafta daha doğrusu, birisi İslam'a ait olan muhteşem, mübarek bir gece, diğeri de gayrimüslimlere ait bir gece geçti. Müslümanlara ait olan, Müslümanların nazarında pek ehemmiyetli bulunan Miraç gecesiydi. Öbürüsü de Hristiyanların nazarında pek ehemmiyetli olan Noel gecesiydi. Her neyse, geçti, gitti. Ama bir sürü arkasında olaylar, üzerinde durulması, ibret alınması, ders alınması gereken bazı neticeler bıraktı. Tartışıldı, konuşuldu, çok şeyler söylendi. Biz bugünkü dersimizde bunları toparlamaya ve tavrımızı mümin olarak, Müslüman olarak davranışımızı ayet-i ilahiyenin ışığında belirtmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Hoca Efendi konuyla alakalı konuşma yaptı. Altıncı kanalda çok değerli bir profesör, hoca kardeşimiz bir konuşma yaptı. İhsan Süreyya Sırma diye bildiğimiz, sevdiğimiz, tanıdığımız bir kardeşimiz. Ama arkasından tabii muazzam derecede basında, yayında, üniversite profesörleri arasında tartışmalar çıktı.
atışmalar, yazışmalar meydana geldi. Bütün bunların sebebi neydi? Sırrı neydi? Hikmeti neydi? Bunları bugünkü dersimizde inşallah özetlemeye çalışacağız. Tavrımızı ve tarzımızı belirleyeceğiz. Önce ayet-i ilahiyeyi kısaca arz edeyim. Estaizu billah. Allah-u Teala bizzat Kur'an'da müminlere hitaben, yeryüzündeki müminler hangi durumda, hangi halde, hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, Cenab-ı Hak bir şart belirtmiyor. Bir Müslüman yeryüzünde hangi halde olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, hangi iklimde, hangi beldede, hangi bölgede, hangi kıtada, hangi yönetimin altında olursa olsun, bütün davası, kavgası, sevdası, arzusu nedir? İnancını Allah'ın kendisine teklif ettiği dini ve inancını yaşamaya çalışmasıdır. Yaşamasıdır demiyorum. Yaşamaya çalışmasıdır. Tam manasıyla yaşayabilir mi, yaşayamaz mı? O ayrı bir dava. Yaşamaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunun mücadelesini veriyor mu, vermiyor mu? Bunun şuuruna, bunun idrakine sahip mi, değil mi? Haramlarla helalleri fark edebiliyor mu, edemiyor mu? Hak ile batılın farkında mı, değil mi? Hakkı batıl mı zannediyor, batılı hak mı zannediyor? Bunlar çok mühim meseleler. Şer, hayırla şerri ayırt edebiliyor mu? Hangi şeylere hayır diyor, hangi şeylere şer diyor? Doğruluk, eğrilik nedir? Doğruluğun ölçüsü nedir? Alameti nedir? İşareti nedir? Bütün bunlar bilinmesi lazım ki Müslüman tavrını ortaya koyabilsin. Helalı haramı bilmeyen, günahı sevabı bilmeyen, hakkı batılı bilmeyen, hayrı şerri bilmeyen, doğruyu eğriyi bilmeyen bir adam nasıl tavır koyacak? Ebu Bekir'le Ebu Cehil'i tanımayan nasıl tavır koyacak? İşte Kur'an-ı Kerim'in asıl gayesi insanlara bunları öğretmektir. Bunları belirtmektir, anlatmaktır, açıklamaktır ki bu hakikatleri gördükten, okuduktan, anladıktan sonra Müslümanlar tavırlarını ortaya koyacaklar. Düşünün, bir Noel gecesinin karşısında Müslüman olduğunu söyleyenlerin perişanlığı arş-ı âlâya çıkmıştır. Bir Noel gecesi hadisesinin karşısında ben de Müslümanım diyen insanların tavrındaki felaketi, sefaleti bütün dünya televizyon kanallarından gördü mü, görmedi mi? Gördü. Müslümanlar bir türlü tavır sergileyemiyorlar. Bir türlü Müslümanca, mümince Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın neticesi itibariyle tavır ortaya koyamıyorlar. Kimisi Ebu Bekir'i Ebu Cehil zannediyor. Kimisi Ebu Cehil'i Ebu Bekir zannediyor. Farkında değil. İşin vasıfları bilinmiyor, sıfatları bilinmiyor, alametleri bilinmiyor. Daha doğrusu Kur'an'ın bu konudaki izahları ve ihtarları, irşatları bilinmiyor. Allah'ın bize teklif ettiği esaslar bilinmiyor, usuller bilinmiyor, meseleler bilinmiyor. O kadar çok meselemiz var ki, davamız var ki, o kadar çok sıkıntımız var ki, şu anda dünyanın en sıkıntılı insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en şaşkın insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en başsız insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en aptal durumunda olan insanlar Müslümanlar. Kimden yana oldukları belli değil, kimden yana, kimin tarafında, kimin safında, kimin
yolunda olduğunu